Anne hayatı tehlikede olduğu zaman veya bebek hayatı tehlikede olduğu zaman doktor gebelin daha fazla devam edemeyeceğine karar veriyor ve de doğumu erken gerçekleştiriyor. Bunlara örnek verecek olursak anne ile ilgili olarak ilk en belirgin örnek preeklampsi dediğimiz gebelik zehirlenmesi, halk arasında adı verilen tansiyon yükselmesiyle seyreden bir hastalık, bu gebeliğe özgü bir şey. Gebelik eğer devam ederse annenin hayatını tehlikeye sokacak duruma geldiği zaman doğum gerçekleştiriliyor. Doktorların erken doğuma karar vermesindeki etkenlerden biri de beslenme. Bebeğin rahim içinde iyi beslenememesi. Rahim içinde iyi beslenemediği zamanlarda bebeği o ortamdan ayırarak dış ortama getiriyoruz ki dış ortamda çünkü bebeği beslemesi daha kolay. İşte birçok yöntemler var. Bebeklerin ikiz ya da üçüz olması da erken doğum için neden olabiliyor. En ciddi sorunlar çoğul gebelik. Çoğul gebeliklerde kural olarak doğum daha erken gerçekleşiyor. Tabii prematüre sınırında olmasa bile erken doğum riski son derece yüksek. Başta da söylediğimiz gibi erken doğumu tetikleyen pek çok faktör var. Anne adayının sağlık durumu ve vücut yapısı da bunlardan biri. Annenin herhangi bir şekilde bebeğin gebeliğin ilerlemesini engelleyecek olan hastalıkları bulunması. İşte kalp hastalığı, böbrek hastalığı bu tür durumlarda vücut diyor ki ben artık bu gebeliği taşıyamayacağım. O yüzden doğum gerçekleşmesi lazım diyor, kendinden gerçekleşiyor. Diğer bir grup da anne adayının rahiminde şekil bozukluğu olması. Doğuştan getirdiği rahim normal şekli dışında işte ufak olabilir, ondan sonra çift oracıklı olabilir veya işte perde olabilir içinde. Çalışan anne adayının aşırı yorulması ve iş stresi hamileliğinin son dönemini olumsuz etkiliyor. Anne adayının çok fazla fiziksel veya ruhsal aktivite göstermesi. Bunu özellikle vurgulamak lazım çalışan anneler için. Belli bir noktadan sonra dur demek lazım. Özellikle erken doğum riski yüksekse, rahimde ciddi anlamda kasılmalar oluyorsa bu tür durumlarda daha fazla zorlamanın anlamı yok. Anne adayının istirahatine başlaması lazım. Günümüzde 32. haftada istirahat fakat anne adayları bunu daha sonra kullanmak için 5 hafta daha uzatıyorlar. 37'ye kadar çalışıyorlar. Ondan sonra onu doğum sonrasına ekliyorlar ama eğer risk yüksekse veya doktoru izin vermiyorsa hiçbir şekilde çalışmaya devam etmemek lazım. Önceki hamileliğinde erken doğum yapan anne adayının aynı şeyleri yaşaması mümkün mü? Tekrarlama olasılığı diğer anne adaylarına göre, hiç erken doğum yapmamış anne adaylarına göre 2 kat daha fazla. Ama mesela ilk gebelikte erken doğumun nedeni bebeğin beslenememesi ise ikinci doğumda öyle bir olay yoksa tabii ki tekrar etmeyecektir. İstatistiksel olarak ama 2 kat arttığını söyleyebiliriz. Acaba